Hazırız. Hadi bakalım. Başlayalım usta. Hadi bakalım. Olay bu. Merhaba arkadaşlar. Bugün Hatay'da Hatay'ın en ünlü künefecisi Çınaraltı Künefe'de Yusuf ustamızla birlikteyiz. Ustamız tam 5 yıl üst üste ödül alan, damakta iz bırakan künefesiyle bizleri misafir etti. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ustam kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Ustam, Hatay'a geldik. Dediler ki Yusuf ustanın künefesini yemeden gitmeyelim. Evet. Kanımızı doyurduk. Üzerine şöyle güzel bir künefe için size önerdiler. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şimdi kaç yılından beri buradayız? Önce onu sorayım. Yaklaşık bir 20 yıldır bu işi yapıyoruz bu şekilde. Ondan öncesi hobi olarak yapılıyordu. Bizim burada bilirsiniz belki, insanlar para toplarlar, Yusuf Usta'ya getirirlerdi, malzemeyi alırdı Yusuf Usta. Zevkine oturup yaparlardı. Ya ticari olarak şu anda 20 yıl oluyor. Allah'ın esirgesin usta. Eyvallah. Bir işi severek yapmak çok önemli. Tabii ki. Çünkü iş, asıl para hobilerden kazanılır diyor. Aynen. Hobi insanın severek yaptığı bir şey. Aynen. Şimdi ustam, künefemiz farklı duruyor. Biraz, nedir künefemiz? Kadayıf biraz daha kalın. Evet. Bize özel yapılıyor bu. Hı hı. Tereyağıyla harmanlanmış ve makine kıyması değil. Ha. El kırması. Ve dikkat ettiyseniz tepsiye hiçbir şey sürülmedi. Evet, onu da gördüm ve tepsiniz bakır, kalaydı. Aynen, bakır ve kalaydı. Her iki günde, üç günde bir kalaylanan tepsiler. O şekilde en yapılır. En büyük özelliğiniz de bunun şuradaki köz ateşi. Közde olması. Ve %100 orijinal köz ateşine yapılıyor. Şimdi yani bir işi dediniz ya, hakkıyla yapmanız gerekiyor, severek yapmanız gerekiyor. Biz bu işin ilk önce ticaretinde hakkını vermeye çalışıyoruz. Bu işin hakkını verirken de insanlara yapıldığını gösteriyoruz. Birçok yerde şimdi közde yazıyor, atıyorum, kömür ateşinde yazıyor. Ama emin olun %90'ı kömür ateşinde yapmıyor. Veyahut da bakır tepside yapmıyor. Gidiyor, hazır alıyor, bakırın üzerine koyuyor, o şekilde yapıyor. Maalesef bunlarla çok karşılaşıyoruz şu anda. Ya şu insanlar, bir özellik kazandırıyor zaten. Zaten 1-0 öndeyiz. 1-0 değil. Biz bunun ilk başta bu şekilde başladık. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Hiçbir şekilde değiştirmedik. Makine olayını sokmadık. Tepsi zaten farklı etti ki. Artı makine olayını sokmamışsın zaten. Aynen. Etti 3. Bu insanlar ciddi ciddi ağızlarının tadını biliyor. Bana da doğru düzgün güzel yerleri öneriyorlar. Eyvallah, sağ olsunlar. Zaten sonra insanlar geliyorlar. Biraz yerimiz sapa bir yerde, salaş bir yer ama dediğim gibi damak zevkine güvenen, kendini damak zevki almak istiyorum diyenler gelebilirler. Peki, künefeyi kendimiz mi döküyoruz? Hayır, biz kendimiz özel döktürüyoruz onu. O çok önemli. Yani ama istediğimize göre, biraz daha kalın telli gördünüz. Dediğim gibi biraz daha uzun, çıtır çıtır olması gerekiyor. Peynirin yumuşaklığını ve çıtırını vermesi gerekiyor künefe. Çok güzel bir şey söyledi. Bir taraftan çıtırdık, bir taraftan peynirin yumuşaklığı. Şimdi burada... Bu künefelik peynir. Hatay yöresine özel. Künefelik peynirdir bu. Günlük yedir bunlarda. Farkı biraz mayalıdır. Bazı insanlar şikayet ediyor, biraz ekşi peynir. Esas ekşi olması gerekiyor hafif peyniri. O gerçek künefelik peynir olduğunu gösterir ve doğal olduğunu gösterir. Biz insanlar aslında bu künefenin nasıl yenmesi, nasıl yapılması, nasıl olması gerektiğini anlatıyoruz. Çok önemli bir şey söyledin. Yani o maalesef yüzden... insanlar unutmuş. Pastörize'ye alışmış herkes. Çok güzel. Evet, aynı İnsanlar unutmuş gibi. Bunu. Geçenlerde Türkiye'nin çok tanıdığı bir gurme geldi. Dedi ki bunun keçi sütüyle, keçi peynirle yapılması lazım. Evet. Çok haklı. Sağlıklı olanı da o zaten. Evet. Ama ben bunu burada denedim. Keçi sütüyle, keçi peynirle denedim. Bir tepsinin iki porsiyonunu ya da üç porsiyonunu satabildim. Neden biliyor musunuz? İnsanların damak tadı kaybolmuş ki, o keçinin vermiş olduğu aroma insanları rahatsız etti. Yani biz çok çabaladık onun için, olmadı. Dediğim gibi bunda bile hafif inek sütünden yapılmış peynirde bile hafif mayamsı, yani mayalı böyle ekşili bir tat o mayanın, olması gerekiyor. O mayanın tadı, o mayanın İşte onun olması gereken o aslında ama onu bile insanlar yadırgıyor birçoğu zaman. Şimdi çeşit çeşit maya var. Tabii ki. Biz yörükler kendimize ait bir mayamız var. Herkesten ayrı bir mayası var. Normal marketlere satılan mayalar var. Aynen. Farklı mayalar var. Ama dediğiniz gibi
İnsanlar orijinal tatları unutuyorlar. Maalesef birçok insan, yani bizim şikayet ettiğimiz konu o. Biz işimizi gene severek yapıyoruz. Çok eleştiri alıyoruz. Diyorlar ki niye yani ekşimsi bir tat var? Ya bu işin raconu bu. Özü neyse onu yapıyoruz aslında. Değişik bir şey yok. Yani insan beğenmeyebilir. Damak tadına uymayabilir. Ama emeğe saygı duyması lazım. Sadece bu iş için değil. Türkiye'de bütün el emeği sanatkarlar var. Sadece yemek içmek sektörü değil. El işi yapan bütün insanları beğenmeyebilirsin. O onun tarzıdır. Ama saygı durmak zorundasın yani. Bu şekilde boşluk kalmayacak şekilde. Al buzda koymadık ha? Abi zaten bugün öpe peynir tatlı. Kolay gelsin. Sağ olun. Peynir Ustam tatlı olduğu için... Ustam elini korkak alıştırmamış. Ya kesinlikle. Şimdi bunu da yadırgayan var, emin ol. Peynirli tatlı bu. Niye bu kadar çok peynirli diyor. Şimdi ben Çınar Altıkünefe Yusuf Usta'yım. Bu benim tarzım. Evet. Yani sen beğenmemiş olabilirsin. Aç dükkan. Kendi tarzını sergile. Doğru. Hiçbir şey yok, yapamıyorsan saygı duy. Bu şekilde hazır. Bu işte peynir işlemi, bunun bitti. Şimdi geldi. Şimdi bunun üstünü kapatacak. Ben şu kenarlarını alacağım tepsiye yapışmasın diye. Herkes birçok yerde, ben İstanbul'a da gittim, Ankara'ya da gittim. Künefenin içine fıstık konmaz. O künefe değildir. Bunu bir kere izah edeyim. Ayrı bir fantezi oluyor. O yani apayrı bir şey. Künefe dediğin zaman künefe sadece peynirli olur. Bunu Hataylı olarak Türkiye'ye net bir şekilde söyleyebilirim. Künefe sadece peynirli olur. Künefenin içine başka bir şey kattığın zaman o kadayıftır. Künefe değildir. Ve zaten tescili de buradadır. Hatay künefesinin tescili orijinal rengi budur. Üzerine herhangi bir şey sürülmez. Yok sade yağdı, yok atıyorum pekmezimsi karışımlarmıştı, güzel görünsün diye. Abicim niye doğal bir şey varken makyaj süreyim o ben malzemeye, o şeye? Niye insanların midesini yakayım? Bak çok güzel bir şey söyledim, ne güzel. Yani insanların sağlığıyla niye oynayayım ben? Oynamak. Ya bu doğal. Görüntüsünü bazısı geliyor, su böreği mi bu diyor mesela. Ben İstanbul'a gittim, yaptım. Su böreği mi? İnsanlara, aslında burada bizim hatamız da var. Biz bunu anlatamamışız demek insanlara, bilmiyorlar. Biz her platformda elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz bunu. Öyle düşünmemek lazım, muhakkak. Ya şöyle. Biz elimizden geldiğince işte anlatmaya çalışıyoruz. Bizim hatamız yani. Ya biraz da insanımız böyle... Sadece reklamlarda gördüğü şeye inanıyor ya. Ya önemli olan ambalaj değil. Önemli olan içindeki kaliteli ürün. İnsanlarımızın çoğu şu anda, belki yetiştirdiğimiz çocuklar da dahil buna. Yani öz eleştiri de yapıyorlar. Ambalaja bakıyor artık insanlar. Bu insan için de geçerli, sunduğun, aldığın mamul için de geçerli. Şimdi bu tamam, bu kenar sıra. Şimdi bu peynirler yapışmasın diye. Ayarlama yapıyoruz. 2017 lezzet noktası sertifikası, 2018 mükemmellik sertifikası, 2019-2020 en iyi best. Ustam 4 yılı boş geçirmemişiz. Her 4 yılımız tam aylı ödüller yolu. Yani biliyorsunuz bu TripAdvisor dünyaca ünlü. Ona herhangi bir şekilde zaten müdahalede bulunamıyorsunuz. Gezginlerin vermiş olduğu en son bir şey var. Gezginlerin tercihi diye bir ödül var. Onu da verdiler. Onun zaten amblemini göndermediler ama Çınar Altıkünefe yazdığınızda Antakya o ödülü görebilirsiniz. 5. ödülü de aldık yani. Aldım. Onun zaten şeyi biz değiliz. Gelenler buraya beğenenler yorum atıyorlar. Yani ona herhangi bir müdahalemiz yoktur. Hazırız. Hadi başlayalım usta. Hadi bakalım. Olay bu. Orijinal görüntüsü bu. Gün efendim. Süper. Şimdi bunu alacağım. Ay çok güzel oldu. O dinlenecek. Ustam orada ne kadar dinlenecek? Bu yaklaşık, abi bunun dinlenme sebebi ne biliyor musun hocam? Şeker şu anda çok sıcak. Evet. Bak. Bu şeker çok sıcak olduğu için hemen o künefeyi verirsem sana hamur olur. İşin ince detayını da size söylüyorum. Bak. Usta, herkes söylemez bunu. Şu anda bu dinlenmiş künefe. Bunun üstü şu anda çıtır. Bak. Tamam. Sesi alıyorsun değil mi? Evet. Bu çıtır. Buna sıcak şeker döksen de o çıtırtılığını kaybetmez.
Bunun sıcak olmasının sebebini söyleyeyim sana. Evet. Her gün sıfırdan şeker yapılır. Toz şeker. Zaten rengi, açar mısın bir? Rengi kendini belirleyecek. Yani zaten o orijinal. Yani kesinlikle zaten. Şeker olmamış olsaydı zerrek olur. Biz de bilmeyiz zaten onu. Bu çıtırtılığı sağlaması için, bak bu ince detayı da herkes söylemez. Şimdi yapılan en büyük hata künefelerde, künefeyi tepside pişiriyor ya. Hı hı. Aslında birçoğu şov amaçlı. Künefeyi tepside pişiriyor, üzerine şekeri döküyor. O biraz şova geçiyor. Künefenin tepsisine ancak nasıl olur? Aileni toplarsın, akrabalarını toplarsın, zevkine yapmışsındır. Bizde eskiden öyleydi. Evet. Bir tepsiyi yaparsın, dökersin şekeri üzerine, herkes gelir, hop çat 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 çat. Bütün çatal kaşığı bitirirler. Geldi şimdi. Şimdi lezzet zamanı. Şimdi sipariş. Siparişini alıyoruz, veriyoruz. Bak abi, ses belli zaten. Geldi, ne hissettiriyor? Yani şu çıtası sesini alıyorsun. Yerken de kendin bakarsın şöyle. Bu yediğin zaman sunar. Bizim şova ihtiyacımız yok. Lezzetine bak. Ustam bu ne kadar bu şekilde? Bu şekilde 11. Üzerine fıstık girerse gerçek toz fıstık. Bunu da normalde isteyene veriyoruz. Normalde sadedir klasik. Başka bu şekilde 11 lira. Bu 13 lira bu şekilde. 13 lira. Hı-hı. Bunu da fıstığını da biz kendimiz ayıklayıp kendimiz çekiyoruz. Peki ustam ben tadımı yalnız yapacağım galiba. Sen burada meşgulsün. Yani ben burada çalışıyorum. Peki şunu sorayım. Fiyatımızı öğrendik. İnsanlar burayı nasıl bulur? İnsanlar Hatay, Antakya'da uzun çarşıya geldikleri zaman ayakkabıcılar, kunduracılar çarşısına Yusuf Usta'ya sorsunlar Çınaraltı künefeyi. Yalnız şunu da ileteyim. Bizim öyle aman aman çok böyle lüks bir yerimiz yok. Zaten bunu lüks bir yerde yapsam 30-40 liradan aşağı yiyemezsin. Yani biz yani burası salaş bir yer. Gerektiği zaman yani 5-6 masa, 7 masamız doldu mu biz yavaşlıyoruz. Çünkü bu işi hızlı yaptığınız zaman bu lezzeti alamazsınız. Gelen insanların sadece buraya biraz zaman ayırmasını istiyoruz. Sadece cumartesi, pazar. Aynen. Keyfine göre. Aynen o şekilde olmasını istiyoruz. Gelirlerse başımızın üstünde yeri var. Hangi yani, saatler arasında açız? Biz saat 10'la künefenin çıkış saatini söylüyorum. Akşam şu kış saatine, kış dönemine göre 7'ye kadar açız. Akşam 7'ye kadar. Zaten çarşı da o şekilde. Çarşı kapattığı zaman biz de kapatıyoruz. Peki ustam, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ben kendi havayolu şirketimi kurmaya gidiyorum. Bu lezzet beni uçurur. Eyvallah, afiyet şifa olsun. Ellerine sağlık ustam. Şifa olsun, sağ olun. Arkadaşlar, geldik şimdi lezzet zamanına. Şu güzellik. Açıkçası zor bulunur. Közde künefe çok sık rastladığımız bir şey değil ama ustamız emek veriyor. Şöyle dolu dolu bir künefe. Bakalım. 20 yıl boşa gitmemiş. Bu işi zevkle yaptığı belli. Çünkü damakta resmen bir şenlik başlıyor. Peynir bir taraftan, künefe bir taraftan, tereyağı bir taraftan. Bir de üzerine cirası olarak fıstık ekledi. Allah'ım esirgesin diyorum. Böyle lezzetleri afiyetle mideme gönderiyorum. Dedim ya, bunu yiyen kendi hava yolu şirketini kuran. Ustam, ellerine sağlık. Gerçekten 10 numara 5 yıldız diyebileceğiniz bir lezzet. Başka tadı alamaz mı diyoruz? Alamaz. Çünkü severek yapılıyor bu. Yalnız ticari olarak değil de eski babalarımız, dedelerimizden kalma usulüyle pişiriyoruz bunu. O nesneyi, o pişirme tarzını yaşatmaya çalıştık. Ustam gerçekten harika olmuş. Hele bu kömürde yapılması var ya, apayrı bir şey. Büyük bir emek var. Bunu yiyen size dua eder. İnşallah. Ellerinize sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel lezzetlerin, böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşça kalın.